Hepinize merhaba. Şimdi biraz kısık sesli olmam lazım ki Jack Efendi'yi uyandırmayalım. Aslında tam ekipmanları ayarladım. Videoyu çekecektim. Bir de baktım. Gelmiş oturmuş. Yatmış. Şimdi ışığı biraz daha açarsam belki uyanır. O yüzden birazcık karanlıkla idare edelim. Merhaba. Gördüğünüz gibi. Ne yapıyorsun? Efendim ben size test için istediğim bir mikrofondan bahsedeceğim. Tabii çok böyle bağıra çağıra şey yapmayacağım. Testini yapamayacağım ama sizlerle paylaşmak istiyorum tabi. Şöyle Rode Wireless Go modeli bu. Uzun zamandır ürettiğim içerikleri biliyorsunuz. Mikrofon konusunda çok takıntılıyım. Pek çok testler yapıyorum. Kullandığım mikrofonlar var. Hatta serinin, kanalın ilk videolarından biri. Belki de ilk 5-6 videosundan bir tanesi. 13 mikrofon testiydi. 13 ayrı mikrofonik özelliği olan cihazla kayıt yapmıştım. Ve ondan sonra herhalde 6-7 tane daha mikrofon aldım. Bazı konularda, bazı alanlarda farklı mikrofonlar denemek gerekiyor. Bazı mikrofonlarda yanılabiliyoruz. O yüzden de deneye yanıla doğru mikrofonu bulana kadar çeşitli alışverişler, yanlış da olsa çeşitli alışverişler yapıyoruz. Şimdi en büyük dert aslında bir içerik oluştururken, bir video çekerken kamerayla konuşmacının arasındaki bağlantı. Kablo kullanabilirsiniz tabii ki. Kablosuz bir sistem kullanabilirsiniz ama bu ne olacak? Taşınabilir olacak mı? Kablo kullanırsanız gelen geçen takılacak mı, geçecek mi, düşecek mi gibi derdimiz var ama son zamanlarda bu sektör iyice kızıştı ve sonuçta iş son kullanıcıya avantaj sağlayacak hale geldi. Mesela Rode'un, biliyorsunuz ben mikrofonlarını kullanıyorum. Rode'un Wireless Go modelinde bir tane kapsül var. Kapsül mikrofon var. O da şu anda yakamda duruyor. Bir tane de alıcısı var. O da kameranın üzerinde takılı. Hot Shoe bağlantısına takılı. Hatta üzerinde çeşitli ses seviye ayarları var. Böylece de daha sessiz ortamda, daha gürültülü ortamda çeşitli ayarlarla işi daha kuvvetli, kuvvetsiz hale getirebiliyoruz. Şimdi buradaki amaç video kamerasının kendi üzerindeki mikrofondan kurtulmak. Bunu en fazla senkronizasyon için kullanabiliriz. Çünkü gerçekten o kadar kötü durumda ki çok iyi makineler bile olsa üzerindeki mikrofonun mikrofonik özelliği. O yüzden de bir dış ortamda çekim yapmak, bir röportajda kullanmak, bir yakın planda birisiyle konuşmak tamamıyla olumsuz ses sonuçlarına yol açıyor ve buna maalesef incelediğim kadarıyla önemsenmeyen bir durum. Ya işte çok iyi kameram var, 4K, 5K, 8K çekiyor, ya sesi de alıyor bir şekilde denilerek işte o bir şekil denilen hadise ya izlenilen videodan uzaklaştırıyor ya o işe profesyonelce bakılmamasını sağlıyor. Video kalitesi 720p olsun ama o ses cam gibi olması gerekiyor. Yani kapalı ortam, açık ortam, gürültülü ortam fark etmez. Bir şekilde size odaklanan bir mikrofon gerekiyor. Yaka mikrofonunu uzakta tutmamak. Shotgun mikrofonu burnumuzun dibinde tutmamak. Belli başlı tüfek, işte shotgun mikrofonları ya nasıl olsa her ortamı alır diye herkese çevirmemek. Her mikrofonun bulunması gereken alan var. Sadede geleyim. Bu mikrofonun özelliklerinde diyor ki 70 metreye kadar çeker. Herhangi bir parazit olacak bir ortam yoksa, işte hava berraksa, trafik yoksa, insan yoksa, manyetik bir alan yoksa 70 metreye kadar çeker. 70 metrelik bir alana ihtiyacımız olmasa da en azından 3-5-6 metrelik bir alanda bir sunum yaptığınız zaman, bir yeri göstereceğiniz zaman, bir
arkanıza dönüp de bir ortamı, bir konuyu anlatacağınız zaman, belki büyük bir kürsüde bir uçtan bir uca yürüyeceğiniz zaman yakınızda takılı olan mikrofon size iyi hizmet etmesi gerekiyor. O yüzden hem kablosuz olup hem de alıcı kaynağına çok yakın olmak zorunda kalmak zaten kablosuz olmasının bir anlam taşımadığını gösteriyor. O yüzden de bunda şimdi artık son zamanlarda çıkan kablosuz sistemler 2,4 GHz'lik bir bunun da dahil olduğu yayın bandında iletişim kuruyor. Ekstra bir parazit yaratmıyor. Başka frekanslara girmiyor. Mikrofonunuza telsiz, radyo, polis frekansları karışmıyor. Ve BTK'dan da tabii ki onaylı. 7 saati geçe kadar şarj süresinden bahsediyor. Ki bir yayını baştan sona yaptığınız zaman 7 saatten tabii ki daha az sürede çekim yaparsınız bir röportaj vesaire olduğunda, ama zaten bir video genellikle 30 dakikaya kadar taşınabilir kameralarda kayıt yapıyoruz. Ondan sonrasında zaten kapat aç diyerek yayınları ilerletiyoruz. Beraberinde USB-C kablosu çıkıyor. USB-C kablosu bildiğiniz gibi hızlı iletişim sağlar. Şarj konusunda da bize önemli bir desteği vardır. Çantası var. Kameramıza bağlayacağımız bir kablosu var. Şarj kablosundan bahsetmiştim. USB-C yani tip C tipli bir kablo. Onun dışında rüzgarlı havalarda sıkıntı yaşamamız için bir süngeri mevcut ve bir alıcı bir verici olarak küçük bir pakette çıkıyor. Tabii bunu dış ortamda da denemek lazım. Çünkü her şeyi kapalı ortamda, iç ortamda, stüdyo ortamında yapmıyoruz. Bununla ilgili çeşitli testler de yaptım. Bunları da sizle videonun devamında paylaşacağım. Ama dedim ya hani son kullanıcı için iyi olacak hale geldi artık teknoloji. Mesela bu Rode Wireless Go'nun bir de rakibi çıktı. Henüz Türkiye'de tanıtılmadı. Ben tanıtacağım bunu ilk kez Türkiye'de. Onunla ilgili çalışmalar yapıyorum. Mesela Saramonic Blink 500 diye bir seri. Bunda da iki kanallı bir mikrofon söz konusu. Yine bunun gibi bir kapsül mikrofonu var üzerinde. Bir de buna bakacağız. Bakalım yani gerçekten Rode gibi bir firmaya rakip olacak bir yine taşınabilir bir ürün yapmışlar mı? Umarım iyi bir model çıkmıştır. Hatta başkaları da iyi modeller yapar ki alternatifimiz çok olsun. Fiyatla ilgili dengeler daha aşağı çekilsin ve son kullanıcıya daha da iyi hitap etsin. Bu tarz cihazlar yaklaşık 1500-2000 lira aralığında. O yüzden de birazcık orta bütçeli kullanıcıları biraz aşabiliyor zaman zaman. Hem bunu denedikten hem de diğer mikrofonu denedikten sonra bir kararımı vereceğim ve sizlere daha iyi, daha hızlı kayıtlar ulaştırabilmek için konforlu bir ortamda daha da rahat çalışabilmek için ve sizin de daha iyi sesi de hak ettiğinizi düşündüğüm için böyle bir harcama yapacağım. Bakalım nasıl olacak sonucu. Umarım iyi bir sonuç alırım. Şimdi bu mikrofondan duyuyorsunuz sesimi. Şimdi yanımdaki beyefendiye mikrofonu uzatalım. Bakalım neler diyor. Merhaba test 1-2-3. Jack'cim neler diyorsun? Evet efendim, Jack mırıldanıyor. Umarım keyiflidir. Keyifli bir mırıldanmadır bu. İncelememiz biraz karanlıkta. Çok da inceleme gibi olmadı. Sohbet tadında oldu daha çok. Asıl önemli olan tabii ki testi. Umarım keyifli bir video olmuştur. Hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Arkadaşlarınızla bu videoyu paylaşabilirsiniz. Bildirimleri açabilirsiniz. Abone olabilirsiniz. Ama en önemlisi lütfen videoyu izledikten sonra yorumlarınızı yorumlar bölümünde paylaşın. Çünkü zaman zaman çeşitli arkadaşlarımla tanışıyorum. Kanalı izlediklerini, videoları izlediklerini söylüyorlar. Ama ben onların hiçbirini kanalda görmüyorum. O yüzden de canlılığınızı gösterirseniz ben de size çok yaşa.
canlınızı, canlılığınızı gösterirseniz kesinlikle çok mutlu olurum. Hepinize el sallıyorum. Görüşmek üzere, iyi geceler. Tabii bana gece de belki gündüz izleyeceksiniz. O zaman hepinize her ne vakitte yaşıyorsanız iyi günler, iyi geceler, günaydın, tünaydın. Hoşça kalın. Bitti. Jack. Merhaba Jack. Hadi bakalım.